Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber video satarak para kazanmayı konuşacağız. Video satarak para kazanabileceğiniz birkaç site var. Bunlardan bir tanesi Pond5, bir diğeri VideoHive, bir diğeri Blackbox. Bunların herhangi bir tanesine üye olup video yüklemesi yapabilirsiniz. Bunların bazıları pasaport istiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bu tarz sitelerde genelde pasaportsuz üye olunmuyor. Çoğunda istiyorlar. Bazılarında kimlik yeterli ama genelde hepsinde pasaport istiyorlar arkadaşlar. Şimdi biz yüklememizi Pond5 üzerinden yapacağız. Pond5 nasıl bir site? Şöyle bir arayüzü var sitenin. Hem video yükleyebiliyorsunuz hem de video satın alabiliyorsunuz. Buraya neler yükleyebiliyorsunuz? Stok videolar, 4K HD veya 360 derecelik videolar yükleyebiliyorsunuz. Müzik parçaları, hazırladığınız müzikleri ekleyebiliyorsunuz. Ses efektlerini ekleyebiliyorsunuz. After Effects şablonları, hazır şablonlar ekleyebiliyorsunuz. Fotoğraf ekleyebiliyorsunuz ve 3D objeler, 3D objeler ekleyebiliyorsunuz. Fotoğraf yüklemeyeceğim ben buraya arkadaşlar. Çünkü fotoğrafları başka sitelere yüklüyorum zaten. Pond5'a sadece video yüklemesi yapacağım. Birkaç tane daha önce video yüklemesi yaptım. Onları bir inceleyelim sizle beraber. Şöyle daha önce 5 tane video yüklemesi yaptım arkadaşlar. Görüyorsunuz 2 tane deniz, 3 tane de yumurta kırma videosu. Şimdi arkadaşlar bu sitede şöyle bir şey var. Pond5'a yüklediğiniz videolara isterseniz kendiniz fiyat belirleyebiliyorsunuz. İsterseniz otomatik siteye bırakabiliyorsunuz. Ben bu siteye ilk videolarımı yüklediğimde şu 2 video 30 dolar, şu 3 video 50 dolardan satışa sunulmuştu. Ama ben satılmasını hızlandırabilmek için minimum seviye çektim. En az 25 dolara satış yapılabiliyor. Bunun komisyon değerleri nedir? Siz ne kadar kazanıyorsunuz? Bir hemen onu inceleyelim. Pond5 üzerinden sattığınız videolardan %50 komisyon alıyorsunuz. Yani bu çok büyük bir komisyon miktarı. Diğer stok fotoğraf sitelerine göre özellikle çok yüksek bir fiyat. Yani benim 25 dolarlık bir videom satıldığında bundan 12,5 dolar kazanıyorum. Farklı sitelerin farklı komisyon uygulamaları var. Bir de bu videolarınızın kalitesi yükseldikçe fiyatları da artıyor. Yani 25 dolardan 200 dolara kadar bir fotoğraftan kazanabiliyorsunuz aslında. Özellikle 4K videolarda fiyatlar artıyor. Bu sitenin bir de diğer güzel yanı arkadaşlar, 25 dolar barajında paranızı çekebiliyorsunuz. Diğer stok sitelerinde olduğu gibi 100 dolara beklemenize gerek yok. Çünkü genelde çoğunda 100 dolarlık bir baraj oluyor. Bunda 25 dolarlık bir baraj var. Yani 2 video sattığınızda paranızı direkt çekip alabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sizinle beraber bir video yüklemesi yapalım bunu. Şimdi arkadaşlar üye olduktan sonra şurada bir fotoğraf yükleme sekmesi var. Bir de isterseniz şurada upload new file'dan yine aynı ekrana girebiliyorsunuz. Ben şurada bir daha önce çektiğim bir videom var, onu göstereyim size. Gördüğünüz gibi videom bu arkadaşlar. Biraz video grainli, yani kumlu, ama yine de yükleyeceğim ne olur ne olmaz diye. Upload new file dedik. Videomuzu sürükledik ve bıraktık. Videonun boyutu 470 MB. Bu 1080p Full HD bir video. Bu eğer 4K olsaydı daha büyük boyutlarda olacaktı. Şimdi videomuzun yüklenmesini bekleyelim. Videomuz yüklendi. Şimdi videonun editleme kısmı var arkadaşlar sırada. Şöyle bir göz atalım hemen. Buradan gördüğünüz gibi videonuzun thumbnail, yani fotoğrafını seçiyorsunuz. Yani birisi videonuzu aradığında onun videodan önce göreceği fotoğrafı seçiyorsunuz. Bunu seçtik. Videomuzun ismi. Önceki videolarımı izleyenler biliyordur arkadaşlar. Benim bir etiket dosyam var. Oraya bakıyorum hemen, buna uygun etiketim var mı hiç. Zaten daha önce arama yapmışım. Ice Cafe on the Black Table diyor. Bunu daha önce bu videonun fotoğraflarını da yüklediğim için etiketlerinde kullanmışım. Evet. Açıklama kısmına da aynı şeyi yapıştırıyorum. Uzun uzun açıklama yazmak istemiyorum. Ya da yazalım şöyle hemen. Translate'den açalım. Çok iyi bir İngilizceniz yoksa arkadaşlar Google Translate kullanarak uzun cümleleri hazırlayabilirsiniz. Siyah zeminli masa üzerinde duran buzlu kahve. Ayrıca kahve bardağında dönen buzlar. Evet, kopyaladık. Bunu da açıklama metnimiz yapalım. İsterseniz daha uzun da yapabilirsiniz. Tarih çok önemli değil. İstanbul
Türkiye'yi seçtik. Kamera model or software used diyor. Sony Alpha 50 mm 1.8 değil. Ben bunu sanırım 30 mm ile çektim. 30 mm 1.4. Video sesi yok. Video sesini kaldırdım arkadaşlar. Seamless looping'de yani videonuz başa tekrar sardığında loop ediyor mu, yani kendini tekrarlayabiliyor mu? Bu kendini tekrarlayabilen bir video mu? Değil, çünkü videonun sonunda buzlar yavaşlıyor. No diyoruz. Fiyatı isterseniz £5 bırakabiliyorsunuz. İsterseniz kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Ben kendim $25 olarak belirleyeceğim. Çünkü daha yüksek meblağlar belirleyebiliyorlar. Ne olur ne olmaz diye satılmasını istediğim için minimum fiyattan koyuyorum arkadaşlar. Çünkü çok zaten fazla bir harcama yaparak çektiğim bir video değil bu. Make this item available for free clip promotion diyor. Yani diyor bedava olarak sunulmasını istiyor musunuz diyor. Hayır. Etiketlerimiz yine buradan. 52 adet olmuş. Buradan bir iki tanesini silelim. Milk'i silelim. Milk yok çünkü videoda. Siz arkadaşlar eğer çok özenli bir şey yapmak istiyorsanız etiketlerinizi tek tek kontrol etmelisiniz. Mesela takeaway değil bu. Çikolata değil gibi, bunları silerek daha farklı etiketler ekleyebilirsiniz. People, no people. İnsan yok. Kamera detayları diyor. Real time ya da close up ya da ikisi birden. Bu değilmiş. Add to collections arkadaşlar. Yani aynı konuda farklı videolar çektiğinizde bu videoları bir koleksiyon halinde, yani klasörlemek gibi düşünün. Bu şekilde sunabiliyorsunuz. Şu an böyle bir şey yapmıyorum ben. Burada kişisel bir notunuz varsa onu yazabilirsiniz. Burada da fotoğrafı inceleyecek kişiye eğer yazmak istediğiniz bir not varsa onu yazabilirsiniz. Kaydet ve incelemeye gönder diyelim. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar burada pending review diyor. Yani incelemeye gönderildi diyor. Diğer videolarım işte onaylananlar gördüğünüz gibi şurada online olarak gösteriliyor. Şu anda 6 videom var. Birkaç video daha yükleyeceğim. Bunlar şu anda çok fazla profesyonel videolar değil arkadaşlar. Deneme amaçlı yükleme yapıyorum. Yani bir video satıldığında neler yaşanacak onu merak ettiğim için yükleme yapıyorum. Eğer ilgilenenleriniz varsa video yüklemek, fotoğraf yüklemekten çok çok daha karlı bir iş. Yani bir video $25 satılıyor arkadaşlar. Ve bu videodan galiba tahminimce $12.5 gibi para kazanıyorsunuz. %50 komisyon gibi bir şey vardı. Ayrıca bir konuda video çekmek istiyorsanız öncelikle Pond5'in arama kısmından çekeceğiniz videoya benzer videoları inceleyin. Hatta izlediğiniz videolardan farklı bir şey çekmeye çalışın. Atıyorum mesela ben demin ne yükledim? Buzlu kahve videosu yükledim. Şöyle bir arama yapalım mesela. Ice Coffee on Black Table diye. Bu şekilde arama yaparsanız arkadaşlar sizin videonuza benzer videoları görebilirsiniz veya farklı videoları izleyerek farklı fikirler edinebilirsiniz. Mesela şöyle bir bakalım. Bu tarz videolar iyi gidebilir arkadaşlar. Çünkü fotoğrafta da videoda da özellikle insanların içinde olduğu videolar çok fazla satılabiliyor. Ve gördüğünüz gibi şöyle bir fiyat farkı var. HD olarak çektiğinizde $80 satılıyor bu. Ama eğer elinizde 4K video çeken bir kamera varsa $160 satılıyor. Yani ekipmanınız iyiyse daha fazla kazanıyorsunuz videoda. Video satarak para kazanma konumuz şu anda bu arkadaşlar. İlerleyen günlerde bununla alakalı birkaç video daha çekeceğim. Bu konuyla ilgili merak ettiklerinizi yorum kısmına kesinlikle yazmanız gerekiyor ki bir sonraki videoda neyi işleyeceğimizi belirleyebilelim. Yani sizin merak ettiğiniz veya bana söylemek istediğiniz şeyler varsa yorum kısmına kesinlikle yazın. Böylece etkileşimli bir video akışı sağlamış oluruz. Ayrıca arkadaşlar yeni videolar için abone olmayı unutmayın. Çünkü devamlı yeni video yüklemeye çalışıyorum. Hatta sadece stok fotoğrafçılığı üzerine değil de fotoğrafçılığın başka dallarıyla ilgili videolar çekmeyi de düşünüyorum. Ayrıca kendi şahsi videolarım da olacak. Bu yüzden abone olursanız mutlu olurum. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.